kardeşçe yaşama umudumuzu yok edemeyecek ve bu konuda beklentisi olanların hayallerini, beklentilerini suya düşürecektir. Sizler bu basiretinizle, bu dirayetinizle, bu kardeşlik duygunuzla var olduğunuz sürece evvelallah hiç kimse ne içeriden ne dışarıdan sizi dize getiremeyecektir. Allah basiretinizi, dirayetinizi, ferasetinizi korusun ve artırsın. Değerli dostlar, dışarıdaki şer odakları ve içerideki hain işbirlikçiler el ele vererek on yıllardır bu ülkenin yaşanılamaz olduğunu, bu ülke insanının huzur, güven ve istikrarı yakalamaması için, bu insanların geleceğe ümitle bakmaması için çevirmedikleri entrika yoktur. Belki 15 Temmuz darbesi bunların en çaplı ve en görünür olanıdır. 15 Temmuz darbesini siz püskürttünüz. Yüreğinizle püskürttünüz, basiretinizle püskürttünüz. Ama Bizans oyunları bitmedi. Ama burada bu oyun bitmeyecek. Biz bugün Allah'a şükür kazandık. Ama kazanmaya devam etmemiz için. Ama düşmanın hayallerini kursağında bırakabilmemiz için uyanıklığımızı, basiretimizi bir an olsun elden bırakmayalım. Bunun için yapabilecek çok şey var. Eskiden asker postalını gördüğü zaman hemen şapkasını alıp kaçan liderler vardı. Ama bugün bu halkın yüreğini, bu halkın inancını, bu halkın cesaretini arkasına alan ve bir avuç el telefonundan 10 milyonları sokağa dökebilen, bu güveni sağlayabilen liderlerimiz var. Bu halk ve bu lider olduğu sürece ne içerideki şer odakları ne de içerideki beyinsizler asla bizi yolumuzdan alıkoyamayacaktır. Değerli dostlar, bu ara yeni propagandalar yapılıyor. Acaba eski Türkiye geri mi gelecek diye. Acaba 90'lı yılların faili meçhulleri, hukuksuzlukları, haksız tutuklamaları devam mı edecek diye. Bunu yapanlar bu ülkede bir gecede 239 şehidin olduğunu, bir gecede 2300 yaralımızın olduğunu, bu ülkede bir gecede millet iradesinin tecelligahı olan meclisin bombalandığını, bu ülkede bu milletin hür oyuna seçilmiş cumhurbaşkanlığının bombalandığını, bu ülkede özel harekatın Ankara emniyetinin havaalanlarının bombalandığını, köprülerin kapatıldığını hiç görmek istemiyorlar. Eğer bu bir başka ülkede bunun yüzde biri olmuş olsaydı belki bir ömür sıkı yönetimlerden çıkmazdı. Ama tedbiren burada bu hainlerin, millete küstahlık yapanların haddini bildirmek için 3 aylık olan süre sizin hayatınızın paraylaşması, güvenliğinizin artması, geleceğinize kastedenlerin haddinin bildirilmesi için bir düzenleme yapıldı. Bu düzenlemede bizim sivil hayatımız, bizim meşru taleplerimiz ve ilişkilerimiz asla zedelenmedi, zedelenmeyecek. Bunun üzerinden biz Batı'ya sesleniyoruz. Ey Batı! Siz yıllardır
sakız gibi çiğnediğiniz, adeta kendi ellerinizle yonttuğunuz kavramlardan oluşturduğunuz o putlarınızı Mısır'da yediniz, Cezayir'de yediniz, Suriye'de yediniz. Bu hamurdan putlarınızı bugün Türkiye'de de size yedirdiler. Değerli dostlar, daha önce bu ülkede bir müdürün odasına girebilmek için belki günlerce beklenirdi. Ama Türkiye son 15 yıldaki gelişmelerle, düzenlemelerle ve icraatlarıyla artık valilerin de, bütün mülki erkanların da, bütün devlet kademelerinin de sizinle omuz omuza olduğu, iç içe olduğu, kalbinin aynı yönde taştığı, çarptığı bir duruma gelmiş oldu. Böylesi bir Türkiye'yi asla kimse geriye götüremeyecektir. Değerli dostlar, bizler güçsüz değiliz. Bizler aciz değiliz. Bizler zayıf değiliz. Bediüzzaman dediği gibi hakiki imanı elde eden kainata meydan okur. İman varsa imkan da vardır. Sizler bu imana da, bu imkana da sahip oldukça asla sarpmelerle yıkılamayacaksınız. Darbelere karşı ne yaptık? Bu 27 günlük, 27 gecelik süre içerisinde darbelere karşı bizler, sizler Türkiye olarak ne yaptık? Bizler ezanlar okuduk. 6. ezanı, hürriyet ezanı, hayya alassalah ezanını okuduk. Ve hürriyet için ezanların bir sembol olduğunu minarelerden o gece tekrar bütün benliğimizle duymuş olduk. Sadalar ettik. 18 yıl boyunca biliyorsunuz bu ülkede ezanlar yasaklandı. Salavatlar yasaklandı. Tekbirler yasaklandı. Mevlidler yasaklandı. Hatta 18 yıl boyunca dışarıda hiçbir televizyonda, radyoda, devlet erkanının ağzında, resmi kurumda ezana değil, Kur'an-ı Kerim tilavetine bile izin verilmedi. 1949 yılına kadar hiç kimseye hacca gitmek için döviz tahsis edilmedi. Bizler tekbirlerden, salalardan güç alan, dinamizm kazanan bir toplumuz 15 Temmuz gecesinde bir daha bunu idrak ettik. Bizler o gece çok içten, çok samimi dualar ettik. Rabbimize yakardık, niyazda bulunduk, sana sığınıyoruz dedik. İnsan ve cin, görünen, görünmeyen, içimizden, dışımızdan şeytanlaşan bütün güçlere karşı Rabbimize sığındık. Sığınmaya devam edeceğiz. Bizler 15 Temmuz gecesi hüzünlendik, öfkelendik, 239 şehit, 2300 yaralı verdik. Ama haklı olduğumuza inandık, umudumuzu yitirmedik, ümidimizi diri tuttuk. Tekbirlerle, salavatlarla sokaklara indik, omuz omuza verdik, kol kola verdik. Birbirini tanımayan, birbirleriyle daha önce hiç bir araya gelmemiş insanlar bir arada aynı yöne, aynı hedefe doğru yöneldi. Bize bu gücü, bu aşkı, bu birlikteliği veren Allah'a ne kadar hamd edersek azdır. Değerli dostlar, bizler gıcırdayan tank tabetlerine sadece masum bedenlerimizi, çıplak ellerimizi ve cesaret iman dolu göğsümüzü siper ettik. Bizler 15 Temmuz'da ailece ve Türkiye'nin dört tarafında Türk'üyle,
Kürdüyle, Arabıyla, kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle hep beraber geleceğimiz adına, inancımız adına el ele verdik ve gıcırdayan tat seslerini, kulakları sağır eden jet seslerini bütün bir Türkiye'deki insanlar olarak irademizi ortaya koyduk ve Allah'a şükür galebe geldik. Galebe geldik ama şımarmadık, şımarmayacağız. Öfkelendik, hüzünledik ama intikam ateşiyle tutuşmadık. Kendi nefsimizin zebun olmadık, olmayacağız. Çünkü bizler öbür dünyaya da inanan ve gerçek hesaplaşmanın orada olduğuna inanan, yevmiddine inanan Müslümanlarız. Ahlak içinde kaldık, ahlak içinde kalmaya devam edeceğiz. Hukuk içinde kaldık, hukuk içinde kalmaya devam edeceğiz. Bizler başkaları gibi değil. Bizler kanattan intikam diyerek mazlumları, masumları, biçareleri kılıçtan geçiren, tepeleyen Moğollar gibi değiliz. Haçlar gibi değiliz. Bizler hedef gözetmeden kadın erkek, çocuk yaşlı öldüren, hayatlarına gasp eden imansızlar gibi değiliz. Ama bizler irademize, ama bizler geleceğimize, ama bizler onurumuza düşkün insanlarız. Bunları çiğnetmek isteyenleri de tarihin çerçevesine atacağız. Değerli dostlar, bizler karşı koyarken sadece çıplak ellerimizi ve yüreğimizi ortaya koyduk dedik. Bizler bu 27 gecede Türkiye'nin 81 ilinde bir tane patlat bile patlatmadık. Belimize, elimize bomba almadık. Silahlı ateş almadık. Çakı almadık. Kimsenin üzerine molotof atmadık. Canlı bomba olup masumların canına kıymadık. Bir vitrini aşağı indirmedik. Kaldırım taşlarını sökmedik. Mağazaları talan etmedik. Bankalardan çarpmadık. Çırpmadık. Bir Müslümana yakışır bir eylem ortaya koyduk. Bütün dünya bunu şahididir. Değerli dostlar, bugün herhalde final gecesi ama biz yüreğimizde, duygularımızda bu aşkı, bu umudu dipdiri tutmaya devam edeceğiz. Biz fetih süreleriyle, nasır süreleriyle ve en önemlisi muavvazen süreleriyle biz dilincimizi, dirliğimizi tazelemeye devam edeceğiz. Sizin 15 Temmuz'un karanlık gecesini 16 Temmuz'un nurlu sabahına döndüren, çeviren bayramınız kutlu olsun. Ayda ve Firoz'dur. Bu 27. gecede bir millet olmanın teşessümünü, tebettülünü, inancın ete kemiğe büründüğünü, tek tek insanların bir araya gelip bir millet olarak aynı inanç, iman ve hedefe kilitlendiğini tarihe bir kez daha altın harflerle geçirdik. Türkiye 15 Temmuz'un gecesini 16 Temmuz sabahına bağlayan o tarihe geçen direnişin, dirilişinsin bu hatıratından sonra artık çok daha aydınlık, artık çok daha ümit vermektedir.
Yedi kapıda oluşan o tablo, birbirine neredeyse selam vermeyen ve bütün konuşmalarında bir şekilde birbirlerini iğneleyen siyasi parti liderlerimiz bir araya geldi. Neredeyse o bir araya gelişten bu yana taksi şoförleriniz, cami cemaatiniz, esnafınız bile birbirlerine daha sıcak bir duyguyla bakmaktadır. Bu büyük bir kazançtır ve bunu artırarak, güçlendirerek sürdürmeliyiz. Hiçbir siyasi farklılık, hiçbir siyasi düşünce, ayrılığı, gayrılığı bizi millet olmaktan uzaklaştıramaz, uzaklaştırmamalıdır. Bizler inancın millet topluma, inancın hayata, inancın sosyal alana, inancın devlete dönüşmesini somut olarak yaşatan bu kutlu, bu guzide insanlar olarak tarih artık çok farklı yazılacak, çok farklı anacak ve inanıyorum ki tarih yazmak isteyenler de sizin bu dirilişi, dirilişinizi tanık olarak gösterecektir. Ortak tehdit olduğu zaman ortak direniş olur. Bu ortak tehdit olarak algılandı 15 Temmuz, ama ortak tehditimiz 15 Temmuz gecesindeki o karanlık mihrakların girişiminden ibaret değil. Bundan böyle bu milletin inancına, bu milletin birliğine tehdit olarak ortaya çıkan, teşebbüste bulunan bütün terör örgütleri de, içeriden ve dışarıdan kaynaklanan bütün mihraklarda bu milletin iman dolu sinesine çarptığı zaman mutlaka devrilecek ve hedefe ulaşamayacaktır. Değerli dostlar, biz 15 Temmuz gecesinde bu millete yük olan, bu devletin bagajını ağırlaştıran, hızını kesen çok önemli yüklerden kurtulduk. Farkında olmadan ne kadar gaza bastığımız zaman arabanın gitmeyeceği ağırlıktaki bir yük bagajımıza konmuştu. Bu yükten ülke olarak, millet olarak 15 Temmuz gecesinde Allah'a şükür kurtulduk. Bundan böyle bizim millet olarak, devlet olarak, toplum olarak hızımızı kesmek isteyen, ağırlık oluşturmak isteyen, din adına da olsa, mezhep adına da olsa, hizip adına da olsa, cemaat adına da olsa, kavmiyet adına da olsa, adına ister şeytani, ister rahmani etiketler yapıştırırsın, bu bagajların tümünü indirecek ve hiçbirini artık ne yüreğimizde ne sırtımızda taşımayacağız. Değerli dostlar, ortada bir tuzak daha var. Bu ara birileri yeni bir kafa aralayarak acaba buradan sızabilirim diye propagandaya başladı. Daha geçenlerde bir partinin genel başkanı, küçücük bir parti ama bir ara Türkiye'de iktidar olmuş olan bir partinin genel başkanı şunu söyledi. Bu ülke tarikatların, cemaatların yaşadığı bir ülke olmaktan çıkarılmadıkça biz huzurlu olamazmışız. Değerli dostlar, bu ülke 1950 yılına kadar insanların resmi olarak hacca gidemeyeceği, cenazeleri öldüğü zaman, cenazeleri olduğu zaman namaz kıldıracak bir resmi imamın bulunmadığı. Bak ta 1971 yılında Kültür Bakanlığı kurulduğu zaman Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir genel müdürlük olarak kültür, yabancı müziğe, batı müziğine 25 milyon, Türk müziğine ise 1 milyon tahsis eden
bir ülkeydi. Dindarlık, dini görünürlük, bugünkü terör örgütlerinden daha yataklı olduğu bir dönemi yaşadı. Din dersinin, din eğitiminin, Kur'an tedrisatının yasaklandığı dönemleri yaşadı. Böylesi dönemlerin faturasını bugünün iktidarına kesmek isteyen bu beyinsizler, milletin kendi tarihini unuttuğunu, balık hafızalı olduğunu zannediyorlar. Eğer bugün bu ülkede FETÖ diye bir terör örgütü varsa ve bu terör örgütü dini duyguları istismar ediyorsa, din diyanet üzerinden, insanların dini duyguları üzerinden insanları bir araya getirip onların maddi manevi imkanlarını istismar ediyorsa, bunun birinci sorumlusu bu ülkede dini hayata müdahale eden, dini yaşamı tehdit olarak gören zihniyettir. Değerli dostlar, bizim son olarak mesajımız şudur. Bizim idealimiz, bizim mesajımız şudur. Bu millet bir, iradesini kimse ipotek etmediği, etmeyecek, kendi iradesine sahip çıkacak. Birinci mesajımız bu. İki, bu millet hukukun üstünlüğüne inanıyor. Hukuk devletine inanıyor ve bütün suçluların hukuk içinde cezalandırılacağını, masum ve suçsuz insanların kaygılanmasına gerek olmadığını, ama suça bulaşan bu milletin hayatına, iradesine kastedenlerin de cezasız kalmayacağına inanıyor. Bütün dünyaya mesajımız budur. Bu millet adaletin tecellisini bekliyor. Adaletin tecellisi için dışarıdaki dayatmalara boyun eğmeyeceğinin mesajını veriyor. Bu millet huzur, güven ve istikrar için her türlü bedeli ödediği ödemeye devam edecek ve bu milletin huzuruna, geleceğine, istikrarına kastedenleri de tepelemeyi çok iyi biliyor. Bu mesajı buradan bütün dünyaya vermiş oluyor. Onun için bu toplum yaşasın kardeşlik diyor, yaşasın hürriyet diyor, yaşasın adalet diyor, bizi ibadet ediyoruz, bizi azad ediyoruz. Ve selamu aleyküm ve rahmetullah. Sayın Başkanımızdan dolayı, Sayın Başkanımızın konuşmalarından dolayı kendisine çok teşekkür ediyoruz. Değerli arkadaşlar, birazdan Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında basın açıklaması yapacak. Hep beraber onu dinleyeceğiz. Sanki biraz gül, biraz meylaktı.
Sonra 30 kuş göründü. Hepsi beyazdı. 30 kuş gökyüzüne şehadet duyurdu. Bir ses duydum. Sayar sesindeydi. Hayırdır dedim. Hayırdır dediler. Çukur kuyudaki gökyüzü görüyormuştuk derler. Ve beni tutup gökyüzüne yükseldiler. Kanatlarında kan vardı. Hayırdır dedim. Hadi sen de uç, bizden hızlı uçabilirsin dediler. 30 kuş beni boşluğa bıraktı baba. Birden uyandım. Hayır olur dedim. Meğer gecesi vatanım için kabus olacak bir güne uyanmış. Gökyüzünün yıldızları salıp omuzlarına takıp hain yüzler gece. Kutları yoktu. Korkar mı senin oğlun? Korkmaz. Korkmadım. Zekayı bilmiyorum. Senin namusun kadar. Ben gelene kadar namusunu korur. Kimse o vatan hainini vur. Vazifenin şehadetle varamak. Hakkı bana helal et. Hocam şehadet denmez. Yine kulağıma kanat sesleri geldi baba. Rüya değil. Muhteşem bir şokluyum. Bir şey oldu ona. Sanki ellerim, omuzlarım çeliktendi. Sanki tek başıma tüm dünyayla savaşabilirdim. Vatan hainine döndüm. Arkasında karanlık yüzlü adamları vardı. Giremezsiniz dedim. Bir aslanın karşısında duran çakallar gibiydiler. Ses kaldırdılar. Silahını çekip baş hain alnından durdum. Yine kuşları gördüm baba. Bana doğru kuş gördüm. 30 kuş, kanat sesleri, vücuduma dokunan ve kanatlarında kan, sara sesi, gökleri yutan, muhteşem bir topu, gül bu leylat mı, içine yayılan ve çukur kuyunun gökyüzü, masmavi, bulutsuz ve sessiz. Değerli misafirlerimiz, AK Parti Mardin İl Başkanı Sayın Mehmet Ali Dündar'ı konuşmasını yapmak üzere köşeye arz ediyorum. Selamun aleyküm değerli kardeşlerim. Hepiniz hoş geldiniz. Demokrasimize sahip çıkmaya devam ediyorsunuz. Bugün final gecemizdi. Bu final gecesinde biraz daha coşku, biraz da gençlerimiz için eğlence düşündük. Bu yüzden çok değerli kardeşimiz Murat Kurşun bizlerle beraber olacaktı. Sen de sen daha çok konuştun, sus ya. Ancak hepiniz duydunuz belki. Bugün Şırnak'ta, son olarak da bugün Kızıltepe'de ve Diyarbakır'da terör örgütünün bombalı saldırılarından dolayı yaklaşık 15 şehidimiz var. Biz de öğlene doğru programı, formatını değiştirdik. Sazlı, sözlü reisimizin marşlarını bile dinletmiyoruz bugün. Dinlemeyeceğiz bugün. Ancak Mardin halkı coşkusunu, Mardin halkı darbecilere karşı duruşunu, Mardin halkı teröre karşı duruşunu her şekilde,
her alandan gösterebilecek erdemlerdir. Bu yüzden sizi kutluyoruz. Yine bu alanı doldurmuşsunuz. Allah razı olsun size. Kahrolsun, sizlerin emeklerinize saldıran herkese, kahrolsun bu duruşunuza saldıran herkese, kahrolsun geleceğinize saldıran herkese, siz bu kahri onlara 15 Temmuz'da yaşattınız, bundan sonra da yaşatacaksınız. Onlar sizlerin duruşu karşısında bir hiçler. Onlar saman alevi gibi parlayacaklar. Sonra söyleyecekler. Onlar hiçbir karşılığı olmayan, ne geçmişte, ne bugün, ne de gelecekte karşılık bulamayacak mahluklardır. Bu yüzden onlar sizlerle baş edemeyecekler. İster ismi FETÖ olsun, ister ÇETÖ olsun, ister PKK olsun, ister DAEŞ olsun, bu halkla baş edemeyecekler. Mardin halkı onlara dersini her zaman verecek. Arkadaşlar, Mardinler bunu çok iyi biliyorsunuz. Ancak daha güçlü, daha dirayetli ve daha parçalanmaz görünmemiz lazım. Bir arada olmamız lazım. Bir terör örgütünün darbe girişimini bertaraf ettiniz. Ondan sonra terör örgütleri yine var olacak. Bunu biliyorsunuz. Bu örgütlere karşı bizim ortaya koyacağımız duruş bellidir. Bu örgütlere karşı ortaya koyacağımız tepki bellidir. Biz demokrasi içerisinde, biz adalet içerisinde, biz yaşama hakkımızı, her türlü hakkımızı savunarak bunlarla baş etmesini biliriz evvelallah. Mardin halkı bunu biliyor, Türkiye halkı bunu biliyor. Bu tür oyunlar her zaman yaşandı bu ülkede, bundan sonra da yaşanacak. Bugün yapılan bombalı saldırılarda Kızıltepe'de 2, Diyarbakır'da 5 masum sivil vatandaşımız şehit oldu. Çoluk çocuk demeden, hiçbir amaca hizmet etmeden, terörün bile ahlakını yerle bir eden terör saldırılar yapılıyor. Bu insanların, bu çetelerin, bu halkı yıldırmak, 15 Temmuz'da başaramadıklarını tekrar vizyona sokan film gibi oynatmak için çalışmalar yürüttüklerini görüyorsunuz. Mardin halkı uyanık olacak. Bu meydandaki kardeşlerimiz uyanık olacak. Bu terör örgütlerinin yaptığı bütün bu terör saldırılarına karşı duruşunu sergileyecek. Ancak bu terör örgütlerini hala alkışlayan, hala onların arkasında duran, hala siyasi destek sağlayanlar buradan Mardin halkının sesini duyacaklar. Daha da çok duyuracaksınız. Onlar o terör örgütleriyle beraber yok olacaklar. Yapmaya çalışıyorlar. Bu algıyla bu halkı bezdirmeye çalışıyorlar. 15 Temmuz 27 gündür konuştum arkadaşlar. Tarihi bir gündür. Miladi bir gündür. 15 Temmuz'dan sonra bu saman alevi gibi olan terör örgütlerinin eylemleri hiçbir zaman başarıya ulaşamayacak. Çünkü sizler
15 Temmuz'da gücünüzü onlara gösterdiniz. Ama bu hainler sürekli sizi test edeceklerdir. Gücünüzü deneyeceklerdir. Sınayacaklardır. Sizin yorulmanızı, sizin yılmanızı bekleyeceklerdir. Mardin halkı bu teröristlere karşı yorgunluk, yılgınlık gösterecek mi? Yılgınlık, yorgunluk gösterecek misiniz? Göstermeyeceksiniz. Ama her türlü saldırıları mutlaka duyuracak daha sonra. Tek bir şey var burada arkadaşlar. Sizler Allah'ınıza güveniyorsunuz. Sizler devletinize ve liderinize güveniyorsunuz. Allah-u Teala bizimle olduğu sürece Recep Tayyip Erdoğan bize bu halka hizmet ettiği sürece bunlar başarıya ulaşamayacak. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Biraz sonra reisimiz bir açıklama yapacak. İnşallah hep beraber dinleyeceğiz. Siz yolunuza devam edin. Siz bu hainlerin oyunlarına uymayın. Siz bu hainlerin tehditlerine kanmayın. Bunlar her zaman hüsrana mahkumdur. 15 Temmuz'dan bugüne siz tarih yazdınız. Siz tarihteki yerinizi en güzel yerden aldınız. Onlar tarihin en karanlık dönemi ve sayfalarında yerlerini almaya devam ettiler ve almaya devam edecekler. Çünkü onların bir karşılığı yok. Çünkü onların ne Rahmani ne insani bir karşılığı yok. Çünkü insanların ne bu dünyaya ne öbür dünyaya bir hizmetleri yok. Çünkü onların Mardin halkına, Artuklu halkına hiçbir hizmetleri yok, bir hassasiyetleri yok. Bu yüzden size karşı her zaman mağlup olacaklar. Siz her zaman muzaffer olacaksınız inşallah. Değerli Mardinliler, bu saatten sonra lafı çok uzatmanın da gereği yok. Biz sazsız, sözsüz, müziksiz, slogansız da bu alanlarda kalabiliyoruz. Değil mi? Kalacağız değil mi? Bu insanlar bizi bu meydanlardan göndermek istiyor. Onların bu oyununa gelecek miyiz? Gelmeyeceğiz. Bu yüzden bu meydanı bu gecede liderimiz, reisimizin talimatı doğrultusunda yine dolduracağız. Demokrasi nöbetimizin finalini bu alanı boş bırakmayarak tamamlayacağız ve bu insanlara, bu hainlere yine gereken dersi vereceğiz. Var olasınız Mardin, var olasın Mardinliler. Bütün şehitlerimize rahmet diliyoruz. Onları yad ediyoruz. Bugünkü şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına sabır, milletimize sabır niyaz ediyoruz. İnşallah. Değerli Mardinliler, birazdan Murat kardeşimiz de burada olacak. O da sizi selamlayacak. Ondan önce ya da sonra Cumhurbaşkanımızın konuşması başladığında onu dinleyeceğiz. Yine sizlere bazı mesajlar vermek isteyen arkadaşlarımız olacak. Bu finali belki görüntüde coşkulu değil ama yüreğimizdeki coşkuyla tamamlayacağız. Siz Mardinlisiniz. Siz her şekilde, her ortamda ve her durumda gereğini söylemesini bilirsiniz. Bu yüzden az önce söylediğiniz gibi bu kutlu yürüyüşü bugün tamamlıyoruz. Nöbetimizi tamamlıyoruz. Nöbetimizin tamamlanma şekli bizim için çok önemli değildir.
Çünkü bizim gönlümüzde, kalbimizde mevcut cevher bize her türlü coşkuyu tattırıyor, yaşatıyor. Allah sizden razı olsun. Allah bu yürüyüş gününüzü devam ettirsin. Allah sizi her zaman galibiyete de taşısın. Allah yar ve yardımcınız olsun. İl Başkanımız Sayın Erdoğan Gülger'e konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz.
Sanatçımız Sayın Murat Koç'un aramızda konuşmasını yapmak üzere sahneye arz ediyorum. Evet,
Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz. Evet, bugün biz ekip olarak 15 Temmuz'dan beri biz eskiden gibi birçok demokrasi meydanında nöbet tuttuk. Ve bugün de finali burada yapmak istedik. Tamına 20 kişilik bir ekiple geldik buraya. Hem bir Mardinli olarak ben sizlerle her zaman böyle gördükçe gurur duyuyorum. Bütün Mardinli hemşehrilerime, ilçelerden gelen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Bugün yaşanan patlama nedeniyle biz konserimizi iptal ettik. Ama bir dahaki sefere inşallah sizlere söz veriyoruz. Bir dahaki sefere sözümüz sözdür başkan. Tekrar geleceğiz. En yakın zamanda sizlerle tekrar beraber olacağız. Yine o kalabalık ekiple bir iki sanatçı, sürpriz sanatçı arkadaşlarımla sizlere burada en güzel bir şekilde güzel programlar yapacağız inşallah. Ölen şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı vatandaşlara acil şifalar diliyorum. Evet, hep söylüyoruz, gittiğimiz her yerde söylüyoruz. Hocam. Türkiye'nin her bir yanı bizim için cennettir. Bu vatan bizim, bu millet bizim. Allah sizleri korusun inşallah. Her şey gönlünüzce olsun. Teşekkür ederim. Burak kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Zahmet etti, sizlerle bir arada olmak için yoğun bir çaba sarf etti. Kendisinin sözünü dinlediniz arkadaşlar. Mardinlilere bu alanda en kısa sürede bir konser sözü var. İnşallah normalleşmenin yaşandığı ilk andan itibaren Murat Bey bizimle beraber olacak, ekibiyle beraber. Allah sizden ve ondan razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Konuşmalarından dolayı Sayın Murat Kuşa'ya teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
sevgili Mardinler. Şu anda bas komutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan canlı yayın konuşması yapıyor. Hep beraber kulak verelim. Thank you.
Bye.
Ya Habibim bizlere öğretti dedi ki, Rabbiniz çok utangaçtır. İstendiği vakit yok demeye utanır. İlahi ya Rabbim, muradımız olur ki devletimizi, milletimizi, ordumuzu her türlü tehlikelerden kuru muhafaza eyle ya Rabbim. Başkomutanımızı her zaman mahzun ve muhafaza başlamıştı. Bu cennet vatanımıza lütfen çöpleri yere atmayalım. Kasteden düşmanları, hainleri çorba ekranı başlamıştı. Dünyada ve ahirette fakir perişan eyle ya Rabbim. Senelerce bacılarımıza okullara girmek için başınızı açın dediler. Ordularda içki için dediler, sofralarda kadeh tokuşturun diyen o zihniyetler. Bu ümmetin evlatlarına kurşun sıkın dediler. İlahi ya Rab, o kürsülerde senelerce timsah gözyaşları döken o insanı, o insandan bozma insanı, dünyada ve ahirette fakir perişan eyle ya Rab. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Rabbena tekabbel minna bi hurmetil Fatiha. Konuşmaları yapmak üzere Başbakanımız Sayın Binali'nin yanına kürsüye arz ediyorum. Buyurun Sayın Başbakanım. Sayın Cumhurbaşkanım, sevgili Ankaralılar, 80 ilimizde bizi şu anda meydanlarda izleyen sevgili vatandaşlarım. İşte Cumhur, işte Cumhurbaşkanlığı. Muhteşem bir tablo. İşte millet, işte demokrasi. İşte millet, işte devlet. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Başkent Ankara'da, İstanbul'da, yurdun her köşesinde 15 Temmuz gecesi vatanı, milleti, istiklal için canlarını feda eden, bölücü teröre karşı amansız mücadele eden bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Gazilerimize acil şifalar, hayırlı, bereketli ömürler diliyorum. Allah kendisi razı olsun. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önünde, Cumhurbaşkanımızın huzurunda son nöbetinizi gerçekleştiriyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanım, bu aziz millete 15 Temmuz gecesi yaptığınız liderlik için darbeye karşı meydanlara inin dediğiniz için sizlere şükranlarımızı sunuyorum. Bu aziz millet Türkiye'yi, Türkiye'nin geleceğini ay yıldızlı bayrağı namertlere çiğnetmedi, çiğnetmeyecek. İstiklal mücadelesini yöneten
Cumhurbaşkanımızı, Cumhur'un liderini, hükümetini asla yalnız bırakmadı. Külliyenin işgalini geçirtmedi. Aziz milletimiz, sizler demokrasi kahramanısınız. Sizler ikinci İstiklal Harbi'nin kahramanlarısınız. Sizler vatanımızın, milletimizin, bayrağımızın güvencesisiniz, teminatısınız. 15 Temmuz gelirse çok çetin bir imtihandan geçtik. Millet sayesinde Türkiye uçurumun kenarından döndü. Milli iradeye yönelik bu büyük ihanet girişimini, bu suikastı topyekun millet sahiplenerek boşa çıkardı, başarısızlığa uğrattı. O gece irademizi demokrasiyi hedef alan hain kalkışmaya cevabı tam burada beş tepeden siz vermezsiniz. Kızılay'da, Kahraman Kazan'da, Gölbaşı'nda, sokak sokak, cadde cadde milli iradeyi yok etmeye çalışanlara, FETÖ'cü katillere dersin gazilerimiz var. O gece bütün dünyaya millet nasıl olurmuş, milli iradeye nasıl sahip çıkılırmış herkese gösterdiniz. Allah sizden razı olsun. O gece Türk milletini hafife alanlar önünde dağlar gibi dilendiniz. O gece demokrasiye sahip çıkmakla kalmadınız. Geçtiğimiz 27 gün boyunca yorulmadan, usanmadan genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle meydanları doldurdunuz. Demokrasi nöbetine durmak yok, devam ediniz. Milletimiz adına, devlet adına, hükümetimiz adına hepinize en derin şükranlarımızı sunuyorum. Kahraman kazanılara, bu an için geçilmez diyen İstanbullulara, demokrasi nöbetine katılan, bizzat meydanlara inen 25 milyon vatandaşımıza buradan, Cumhur'un elinden, Beştepe Külliyesi'nden tekrar teşekkür ediyorum. Ey aziz Ankaralılar, ey aziz milletim, darbeciler, hainler, 15 Temmuz gecesi milletimizi alt edeceklerini zannettiler. Meydanların sahipsiz kalacağını, milli iradenin yıkılacağını hesap ettiler. Yanıldılar. Allah'a şükür hak ettikleri cezayı alacaklar. Kardeşi kaybetti, Türkiye kazandı. Kardeşler kaybetti, millet kazandı. Darbeciler kaybetti, hukuk devleti kazandı. Projeler kaybetti, millet kazandı. Devletine, milletine, emniyetine, vatandaşına kurşun sıkan katiller kaybetti, demokrasi kazandı. Birlikte başardık, birlikte demokrasi
destanı yazdık. Şehitlerimiz, gazilerimiz canlarını ortaya koyarak ülkeyi gelecek aydınlık yarınlara taşıdılar. Şimdi bize düşen bu aziz vatandaşlarımızın haklarının hesabını sormaktır. FETÖ gelecek, hesap verecek. Eğer bunların hesabını sormazsak, bu yiğitlerin geride bıraktığı yetimlerin yüzüne nasıl bakarız? Şehitlerimize, gazilerimize söz veriyoruz. Bu gazilerden mutlaka hesap soracağız, en ağır cezayla cezalandıracağız. Türkiye'nin, Türk milletinin istiklalini bir dolara satan bu kardeşlere, bu alçaklara geçit vermeyecek. Kurumlarımızı bu mikroplardan temizleyeceğiz. Polisimizin, askerimizin, adalet sistemimizin, milli eğitim sistemimizin içindeki bu virüsleri tek tek çıkaracağız. Yeni yeni vesayet odaklarının yeşermesine de asla müsaade etmiyoruz. Allah cennetini sebebiyle sevap ediniz. Allah birliğimizi daim etsin. Allah 79 milyonun birliğini, kardeşliğini bozmasın. Allah hainlere, zalimlere fırsat vermesin. Değerli kardeşlerim, 15 Temmuz'da verdiğimiz şehitler sayesinde bu topraklar bizim için tek bir vatan oldu. Bizler büyük bir millet olduğumuzu bir kez daha gösterdi. Yeni kapı ruhu gösterdi ki her şey Türkiye için, her şey birlik için, beraberlik için, her şey millet için. Aramızdaki ayrılık ayrılığı ülkemizin istiklalinden, istikbalinden daha önemli saymayacağız. Aramızdaki farklılıkları vatanımızdan, namussuzluğumuzdan daha önemli saymayacağız. Kaybettiğimiz canlarımızın aziz hatırası 7'den 70'e bizi birbirimize kenetledi. Darbeyi birlikte püskürttük, kenetlendik. Bundan sonra 70 milyon daha fazla kenetleneceğiz. Bütün dünya görsün. Şimdi Türkiye daha güçlüdür. 15 Temmuz sonrasında sağladığımız bu toplumsal mutabakatı, siyasal mutabakatı bozmamak için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz. Bu uzlaşma iklimini sürdürmeye kararlıyız. Bir daha ayrılığa, tefrikaya asla geçit vermeyeceğiz. Birbirimizin elini asla bırakmayacağız. Meydanlarda bir ve beraber olduğumuz gibi hayatın her alanında da bir olacağız, beraber olacağız, iri olacağız, diri olacağız, birlikte Türkiye olacağız. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun değerli kardeşim. Sayın Başbakanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Telefonlarımızın ışıkları yakabilir miyiz lütfen? Hazır mıyız Ankara? Hazır mıyız güzel yurdumun tüm meydanları? Vakit tamamı geliyor. Demokrasimizin muhafızı geliyor. Anadolu'nun
Tarihin tevratı geliyor. Dünya mazlumlarından gül sesi geliyor. Başkomutanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan geliyor. Gerçekten de o gece Kızılay'da mecliste genel kurmay
Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde velhasıl Ankara'nın her köşesinde ayrı bir destan yazıldı. Ben tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına, milletimize başsağlık diliyorum. Gazilerimize Rabbimden şifalar diliyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Değerli kardeşlerim, aziz milletim, pazar günü malum yeni kapıda bu millet farklı bir destan yazdı. Aslında 21. asrın yeni kapısını açtı. Demokrasinin yeni kapısını açtı. Ve adalete yönelik bir yeni safha açtı. 5 milyon kişinin katılımıyla demokrasi ve şehitler mitingimizi yaptık. Orada birlik vardı. Orada beraberlik vardı. Orada kardeşlik vardı. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi dahil etsin. Aslında İstanbul'daki mitingle birlikte demokrasi nöbetlerini devam ettirelim dedi. Onlar
kaçacak toprağı sıksan şöyle, canı canana bütün bağlımı alsın da öde, etmesin tek vatanından beni dünyada cüda diyecek yola devam edeceğim. Gördüğünüz gibi bir tarafta şerefli bir mücadeleyle hakkın müjdesine nail olmak, diğer tarafta velhumrallal olarak hayvandan daha aşağı bir seviyede yok olup gitmek var. Biz hakkın yolundan, istiklalin yolundan, istikbale yönelik bu yoldan, milletin yolundan giderlerden olmakla gurur duyuyoruz. Ruhunu şeytana satmış, Pensilvanya'daki şarlatanın yolundan gidenlerin sonu üstündür. DAEŞ denilen ve sadece Müslüman kanı döken proje örgütünün arkasından gidenlerin akıbeti üstündür. Bu ülkeyi ve milleti bölmek için 30 yıldır kan döken PKK'nın yalanlarına kananların sonu hüsrandır. Mezhep ve meşrep farklılıkları üzerinden milletimizin içine fitne ve düşmanlık tohumları ekenlerin durumu da farklı değildir. Onlar da hüsrandadır. Milletimiz 15 Temmuz'da sadece FETÖ'ye değil, benzer heveslere sahip herkese, her çevreye mesajını net olarak vermiştir. Malazgirt'i, İstanbul'un fethini, Çanakkale'yi yeniden yaşamayı göze almadan kimse bu vatanı parçalayamaz, bu milleti bölemez, bu devleti yıkamaz. İnsanlar aslında kendilerince her şeyi çok iyi planlamışlar. Ama hesaplarında çok büyük bir hata yaptılar. Onların uçakları vardı. F-16'ları vardı. Ama onları biz satın almıştık. Ücretini biz vermiştik. Helikopterleri vardı. Ama onları biz almıştık. Tankları vardı. Zırhlı taşıyıcıları vardı. Bunları biz almıştık. Ellerinde silahları vardı. Biz almıştık. Ama aldıklarımızı bu hainlere, meğerse bu zalimlere teslim etmişiz. O gecenin yolların sokağa dökülüp tüfeklerin, tankların, helikopterlerin, uçakların karşısına onlar düşünemediler bir şey. Bu millet onların karşısına çıkacak. Bunu düşünemediler. Evet. İnşallah. İnşallah. Bak bugün Bulgaristan'da bunların finansörü olan bir tanesi daha yakalandı. İrticası kabul edilmedi, reddedildi ve Türkiye'ye teslim edildi. Kovalıyoruz. Kovalayacağız. Onu da kovalıyoruz. En veya geç. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir tercih yapacak. Ya Türkiye, ya FETÖ. Yeah!
siyasi parti liderleriyle, emniyetiyle, yargısıyla, belediyeleriyle bu devletin topyekun kendilerine karşı koyacağını bunlar akıllarına dahi almamışlardı. Bunlar başka şey zannediyorlardı. Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki namussuz subayların vatanseverlerin olabileceğini de bunlar akıllarına getirmemişlerdi. Bu vatanın öz evladı olan askerlerin yazdıkları senaryoda yer almayacağını öngörememişlerdi. Bunlar Ömer Halis'in gibi bir vatan evladının çıkıp kendilerini avlarının ortasında bu vatanına ihtimal vermemişlerdi. Yapıyorum. İşte bunları
tarihi devlerinden bir tanesinde, bu hatırayı da anlatmam lazım. Orada da bir çetin kardeşim. Meğerse bana da komşu oturuyormuş İstanbul'da. Ve babasından filan birine değil de o akşam hanımına diyor ki, hanım diyor ben gidiyorum. Nereye? Köprüye. Abdestini almış. Ve şehadet namazını kılmış. Eşine ben gidiyorum da var. O demiş ben de gideceğim. Beraber köprüye gitmişler. Ve Çetin kardeşimiz köprüde şehit olmuş. Sivas Koyunsa. İşte bunu hesap edemem. Şehitler Tepesi boş değil. Bunu hesap edemediler. Eyvallah. Şehitler ölmez, vatan da ölmez. Rabbimiz müjdesini veriyor. Onlara ölüler demeyiniz. Onlar diridirler. Ama siz bilemezsiniz. Ulubatlı Hasanların, Koca Seyitlerin, Nene Hatunların, Kara Fatmaların, Kara Yılanların soylarına kurulduğunu zannetmişler. İşte Vatan Caddesi'nde Esenler'de oturan o hanım kardeşim zırhlı taşıyıcıyla onu parçaladılar. Öyle şehit ettiler. Ve o da Hakk'a öyle yürüdü. Ama ne biriyle konuştuğunda, ne oğluyla konuştuğunda o duruş, o davranış her türlü takdirin üzerindeydi. Çünkü onlar şehadeti anlamışlardı. Ama bu FETÖ'cülerin öyle birilerinin kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla çıkacağını düşünmemişler. İşte bizim de yol arkadaşımız, Erol'umuz, o da oğluyla beraber oraya gitmişti. O da orada ne yazık ki başından, omuzundan aldığı kurşunlarla şehit oldu. 17 yaşındaki yavrusu aynı şekilde o da orada şehit oldu. Ve biz bu pazar yaptığımız o mitingi eğer Erol'umuz sağ olsaydı yine organizasyonla o yapacaktı ama mesai arkadaşlarıyla yürüdü. Çünkü yıllar yılı bunu böyle yürüdü. Fethullahçı terör örgütü mensupları da 15 Temmuz günü ülkeyi ve milleti ele geçirme hayaliyle akıbetlerine koştular. Biz bunlara terör örgütü dedikçe silahsız terör örgütü mü olur dediler bize. Yıllarca bunu dinlendirdiğim zaman bunu dediler. Bunlar silahsız terör örgütü olur mu ya? Bunlar devletin silahlarıyla silahlanıyordu. Hesaplarını buna göre yapmışlardı. 15 Temmuz'da bunlar devletin ülkeyi korumak için namuslarına Hamdolsun, milletin çektikleri silah kendi suratlarına.
kardeşlerim. Yola çıkarken hep şunu söyledim. Hatırlayın. Bizim de bir Rabia'mız var. Değil mi? Bizim de bir Rabia'mız var. Bu Rabia'mızın birincisi neydi? Tek millet. Biz işte tam o burada. Tek milletiz. Türküyle, Kürtüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Gürcüsüyle, Boşnağıyla, Romanıyla ve Laz'ın 79 milyon tek millet. İki, elhamdülillah, tek bayrak. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Bayrağımızın rengi nereden geliyor? Şehidimizin, gazimizin kanına. Hilal, bağımsızlığımızın ifadesi. Yıldız, işte şehidimizin takeniz. Ve üç, tek vatan. 780 bin kilometre karelik bir vatan toprağımız var. Öyle mi? Bu vatan toprağımızın üzerinde kimse hesaba girmesin. Hesaba girenler bunun bedelini ödeyecekler. Şimdi Kandil'den birileri kendine göre açıklamalar yapıyor. Şehirlere inecekler. Kırsaldan şehre ineceklermiş. Geleceğiniz varsa göreceğiniz de var bunu böyle bilin. Yani bir taraftan PKK, bir taraftan FETÖ, bir taraftan DAEŞ, bir taraftan PYD, bir taraftan YPG, topunuz gelin! Allah'ın izniyle bu millet aşamayacaksınız. Rabbimin izniyle bu millet aşamayacaksınız. Başka devlet yok. Nedir o? Paraleldir. Hadi bakalım, kursayın. Şamanı yedin mi? Yedin. Ama bitmedi. Bunların kökünü kazıyacağız. Şu anda ellerine girdik. Bunların kökünü kazıyacağız. Şunu da açık söylüyorum. Biz bunları intikam ışığıyla yapmıyoruz. Ha? Bu işgalcileri temizliyoruz. Hukukla, adaletle temizliyoruz. Hukuk içerisinde temizliyoruz. Bize kimse de bir yerlerden akıl vermesin. Bizim anayasamızda, bizim hukukumuzda ne varsa onu uyguluyoruz. Ve uygulamaya da devam edeceğiz. Birileri rahatsız oluyor mu? Biliyorsunuz pazar günü de paylaştım. Yine söylüyorum. Halkımın bu talebini siyasiler bir kenara koymamalıdır, koyamaz. Yapmaları gereken nedir? Parlamentoda bunu görüşmek. Parlamentoda bu görüşülürken hukuki boşluklarla kimse imzaya kalkmasın. Bu darbenin tarihi bellidir. Dolayısıyla darbenin tarihinden itibaren de bu masaya yatırılmalıdır. Eğer parlamento bu talebe evet diyorsa Cumhurbaşkanı olarak ben bunu onarım. Parlamento evet demez.
gelirse tabii ki benim yapacağım bir şey yok. Çünkü biz şehitlerimizin ruhunu muazzeb edemeyiz. Gazilerimize ihanet edemeyiz. Ve milletin talebini de eğer demokrasi diyorsak o zaman geri çeviremeyiz. Demokrasi milletin taleplerinin iktidar olduğu bir rejimdir. Ve bunu yapmaz. Ve değerli kardeşlerim, şimdi radyomuzu biliyoruz değil mi? Bunu unutmayın. Şöyle hep birlikte bir haykıralım. Hazır mısınız? Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Hayırlı olsun. Gaziyelerimize şükranlarımı sunuyorum. O gece ya şehit olurum ya gazi diyerek yollara dökülen darbecilerin karşısına imanla inançla dikilen tüm kardeşlerimizin, tüm Ankaralıların kazalarının bir kez daha mübarek olmasını diliyorum. Tabii Türkiye genelinde 240 şehidimiz var. 2195 yaralımız gazimiz var. Hepsinden Rabbim razı olsun. Demokrasi nöbetlerindeki coşkusu ve vakarıyla ülkesine ve milletine olan bağlılığını cümle aleme ilan eden vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi iyilere korusun diyorum. Ve şimdi artık diyorum virgül atıyoruz ve bu demokrasi nöbetlerine artık ara veriyoruz. Ama ruh dünyamızdan, gönül dünyamızdan bu nöbetleri çıkarmayacağız. Anlaştık mı? Anlaştık mı? Çok teşekkür ediyorum. Rabbim sayenizi meşgul etsin. Bu gösterdiğiniz gayretler unutulmaz. Siz tarih yazdınız, tarih. Şehitlerimizle yazdınız. Gazilerimizle yazdınız. Gece sabahlara kadar hiçbir ayrım yapmaksızın, hiçbir siyasi düşünce yapmaksızın, sanatçısıyla, sporcusuyla, siyasetçisiyle tüm medya büyük bir çoğunluğuyla tarih yazdınız. Onun için şu günlüğünüze dünya hayran kalacak. Hiç endişe etmeyin. Hep beraber dik olacağız, diri olacağız, iri olacağız, kardeş olacağız. Bütün. Thank you.
gözümü yan. Ben bağın aslan kahramanı. Evet değerli madenciler. Şimdi de konuşmasını yapmak üzere Yeşilli Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Demir'i sahneye arz ediyorum. Saygıdeğer valim, değerli vali yardımcılarım, değerli bürokratlarım, değerli başkanım, parti teşkilatımız, Artuklu'nun başkenti sevgili Mardinliler, bugün nöbet bitti deniyor. Nöbet bu millet için, bu ümmet için bitmez. Çünkü bu milletin, bu ümmetin düşmanları hayatta uyumaz. Bu milletin, bu ümmetin, bu bayağın düşmanları uyumadığı müddetçe bu milletin, bu ümmetin de nöbeti bitmeyecek. Bugün Halleş ve Kahpece bir cinayet sonucu Kızıltepe'de, Diyarbakır'da ve ülkemizin değişik yerlerinde şehit verdiğimiz kahraman polislerimizi, güvenlik güçlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Değerli davetlerimize acil şifalar diliyoruz. Kardeşler, alçaklar ve şerefsizler bilsinler ki bu milletin, bu ümmetin bir ferdini, bir polisini, bir Mehmetçiğini şehit ettiği zaman binlerce Mehmetçik peşinden gelecek. Binlerce polis peşinden gelecek. Bu millet 3-5 şehit vermekle kimseye tarih boyunca boyun eğmemiş, vermeyecek. Çok değerli kardeşlerim, aramızdaki hainler bir maşadır. Onların üst akıl babaları, bu haçlılar, bu soygistler şunu bilsinler ki 15 Temmuz bu millet dünyaya meydan okudu, destan yazdı. Bu destanı, bu meydan okumayı her zaman okumaya hazır bir millet, hazır bir devlet, hazır bir bayrak. Ben sözleri fazla uzatmak istemiyorum. Ülkemizdeki bu organizasyonların tertiplenmesinde bütün milletimiz dindik ayaklardı. Mardin ayaklardı. Bu organizasyondaki emeği geçen ve bu caddeyi ismin hak eden çok değerli valimiz Sayın Mustafa Yaman'ı, saygıdeğer vali yardımcılarımızı, değerli kaymakamlarımızı, AK Parti İl Başkanımızı, AK Parti Teşkilatımızı, ilçe başkanlarımızı, kanaat önderlerimizi, bütün aşiretlerimizi, Nene Hatun'un kızları, değerli hanımefendileri, Selahattin'in, Eyyubi'nin gençleri, torunları, sevgili Mardinli gençleri, 25 günden beri burada kalpleriyle, dip duruşlarıyla Mardin'den, Artuklu'nun başkentinden Türkiye Cumhuriyeti'ndeki çok değerli başkomutana bağlılıklarını, sevgilerini ve saygılarını iletecek şekilde her gece burada dimdik ayakta durdular. Bundan dolayı Mardin'de olmakla, Mardin'de görev yapmakla ne kadar kullanırsak ve çok değerli bürokratlarımıza da ne kadar teşekkür edersek o kadar haklıyız. Çok değerli polis teşkilatımıza, kahraman Mehmetçiğimize, çok değerli bürokratlarımıza ve çok değerli halkımıza dimdik duruşlarından dolayı tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Rabbim bu millete, bu devlete bir daha 15 Temmuz akşam gibi facialar, kötü anlar yaşatmasın.
Rabbim her zaman bu ümmetin, bu milletin, bu bayrağın dik duruşu için birliğimizi, beraberliğimizi, sevgimizi ve kardeşliğimizi daha da pekiştirsin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. En büyük bayrağımız, en büyük Türkiye Cumhuriyeti Devleti'miz ve en büyük başkomutanımız, çok değerli Cumhurbaşkanımız, buradan Türkiye'ye sevgiler, saygılar, Allah'a emanet olun, sağ olun, var olun. Sayın Belediye Başkanımızın konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz, sağ olsun, var olun. Evet, Yeşil Belediye'mizin çorba ikramı hala devam ediyor arkadaşlar. Afiyet olsun. Evet, 20 gündür Yeşil Belediye'mizin personelleri bizlerle beraber olduğu, temizliğiyle ilgilendiği, çorba dağıtımıyla ilgilendiği onlara, huzurunuza çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Evet sevgili Mardin, final yürüyüşüne var mısın Mardin? Ses gelmiyor, var mısın Mardin? Evet arkadaşlar, demokrasi yürüyüşümüz hükümet konağı ve İTO kapsamından devam edecek. Burada buluşmak dileğiyle. Allah'ım yar ve yardımcınız olsun. Sen sınav getirdin ulu batlı hastalığa. Yürü, hala ne diye oyunda oynasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Thank you.
Ali! Çalıp yerlerine.